Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolu dizgin Ramazan buzluk hazırlıklarına devam ediyoruz. Yapabileceğiniz en kolay ve en lezzetli mantı tarifini yapacağız sizlerle bugün. Hem katlaması kolay hem görüntüsü çok güzel hem de çok lezzetli olan bu mantı tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Mantımızın yapımına öncelikle hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Uygun bir kasenin içerisine 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip bir spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum. Un ve tuz iyice karıştıktan sonra ortada bir çukur oluşturuyorum ve içerisine 2 adet büyük boy yumurtayı ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Yumurtaları spatula yardımıyla iyice açtıktan sonra içerisine 250 milim su ilavesi yapıyorum. Bu bardak ölçüsü bir de çeyrek bardak ilave etmiş oldum. Suyu spatula yardımıyla bir miktar karıştırdıktan sonra yoğun bir hamur elde ediyorum. Hamuru toparladıktan sonra spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve ellerimle yoğurmaya başlıyorum. Bir miktar hamuru kase içerisinde toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve 10 dakika kadar yoğuruyorum. Hamur çok fazla sert geldiyse toparlayamıyorsanız burada biraz daha Zeytinyağı ilave edebilir ya da hafif ellerinizi ıslatarak hamurunuzu hızlıca toparlayabilirsiniz. Sert bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamur dinlendikçe zaten açılabilecek kıvama geliyor. Hamuru 5-6 dakika yoğurdum ve toparladım. Şimdi rulo hale getiriyorum ve hamuru 4 eşit parçaya ayırıyorum. kesmiş olduğum hamurdan bezeler oluşturup bir tepsi içerisine aldıktan sonra üzerine bir poşetle kapatıyorum ve yaklaşık en az yarım saat kadar dinlendiriyorum. Ne kadar dinlendirirseniz o kadar kolay açılacaktır. Hamurları hava almayacak şekilde üzerini kapattıktan sonra hemen hızlıca sizlerle birlikte iç harcını hazırlamaya başlıyorum. İç harcı için Yaklaşık 500 gram kıyma kullandım ve içerisine 2 adet küçük soğanı küçük küçük olacak şekilde doğramaya başladım. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Fakat rendelerseniz çok fazla suyu çıkacaktır. Ben soğanların sulanmaması için gördüğünüz gibi olabildiğince küçük küçük doğradım ve artık soğanları bir kenara alıp iç harcının yapım aşamasına geçiyorum. 500 gram Az yağlı kıymayı derin bir kasenin içerisine alıyorum ve doğramış olduğum soğanları da kıymanın üzerine aktardıktan sonra baharatlarını ilave ediyorum. Çarcını lezzetlendirmek için 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, ve bir çay kaşığı toz biberi de ilave ettikten sonra iç harcını iyice yoğuruyorum. Eğer iç harcı burada size çok kuru ve yavan geldiyse çok yağsız bir kıyma kullandıysanız içerisine mutlaka çok az su ilave edin. Mesela yarım çay bardağı kadar suyu ilave edebilir ve yine yağ takviyesi de yapabilirsiniz. Bu esnada içerisine zeytinyağı eklemeniz yeterli olacaktır. Evet iç harcı artık hazır. Üzerini güzelce düzenledim ve üstünü kapatıp buzdolabına kaldırdım. Kesinlikle kıymalı harcınızı dışarıda bırakmayın. Çok çabuk bozulma yapabilir. 1 saatin sonunda hamurlar yeteri miktarda dinlenmişti. Hemen sizlere yakından formunu göstermek istiyorum. Çok kolay bir şekilde gördüğünüz üzere parmak izlerim çıkıyor. Şimdi tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum ve bir merdane yardımıyla hamuru büyütmeye başlıyorum. Ben daha sonrasında oklava kullanmaya başladım. Sizler dilerseniz merdane ile de hamurunuzu inceltebilirsiniz. Servis tabağı boyutuna getirmiş olduğum hamuru ince bir yufka olacak şekilde oklava ile açmaya devam ediyorum. Hamur çok yapışkan bir hamur değil oldukça sert bir hamur o yüzden elinizden geldiğince lütfen un ilavesi yapmayın ki daha sert daha açılamaz konuma gelmesin ve yerken sizi rahatsız etmesin. Mümkün mertebe unsuz açmaya dikkat edelim. Evet gördüğünüz üzere oldukça ince büyük bir hamur açtım. Şimdi bir çay bardağı yardımı ile artık hamurları mantı yapmak üzere kesmeye başlıyorum. Evet tamamını bardak yardımıyla kestikten sonra üzerine tam kesilmemiş olanları böyle dikkatlice hamurun artan kısmından çıkartıyorum ve artan hamuru bir kabın içerisine alıp üstünü kapatıyorum ki daha sonra bu kenar kısımlarından birer beze yapıp tekrar mantı yapıp hamuru değerlendireyim. Hamurları tek tek açıp hemen şekillendirerek yine mantı yapımına devam ettim. Gördüğünüz üzere kesmiş olduğum hamurların içerisinde bir çay kaşığı iç harcından yerleştiriyorum. Ve videoda da gördüğünüz gibi sıkıca kapatıp büküyorum. Mantıların tamamını kapattıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum Tepsiye yerleştiriyorum ve bu şekilde birbirlerine yapışmadan donmalarını sağlıyorum ve mantıları buzlukta bu şekilde saklıyorum ve bir miktarını da sizlerle birlikte pişirmek istiyorum. Ben hemen diğer mantıları da hazırlayıp geliyorum sizleri bütün aşamaları göstererek sıkmak istemiyorum. Evet son etli böreklere de sizlerle birlikte şekil verdikten sonra artık etli börekleri yani mantıları haşlamaya başlıyorum. Evet bütün etli börekler yani mantılar hazır. Şimdi bu şekilde bu tepsiyi buzluğa atıyorum ve mantılar donduktan sonra hepsini paketliyorum. Mantılar donarken biz de hemen haşlama suyunu hazırlayalım. Kaynayan suyun içerisine 1-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve 1 yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kaynayan suyun içerisine etli böreklerimizi üst üste gelmeyecek şekilde bırakıyoruz. Nasıl piştiğini, piştiğini nasıl anlayacağınızı sizlere belirtmek istiyorum. Mantılar yukarı doğru kalkacaklar. Fakat bu yeterli değil. Çok kalın açtıysanız hamurun da iyice pişmiş olması gerekiyor. İç harcından korkmayın. İç harcı çok rahat bir şekilde pişer. Fakat eğer kalın açtıysanız mutlaka hamurun iyice pişmesini beklemeniz gerekiyor. Burada ortalama 8 dakika ila 10 dakika arasında orta hararetli bir ocakta zaman olarak değişkenlik gösterebiliyor. Evet mantılar tamamen pişti. Artık mantıları uygun bir servis kabına aktarabilirim. Mantıların diri kalmasını istiyorsanız direkt soğuk suya atabilirsiniz. Ben soğuk suya atmayı tercih etmedim. Bu şekilde tabakta kendi kendine soğumasını bekledim. Dilerseniz dediğim gibi buzlu suya atarak da ondan sonrasında servis edebilirsiniz. Evet etli böreklerimizin üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosumuzu da gezdirdikten sonra servis edebiliriz. Şimdi servis aşamasından sonra artık etli böreklerimi yani mantılarımı buzdolabı kaplarına paylaştırıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Sosun içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane ve bir çay kaşığı toz biber var. Sizler dilediğiniz gibi damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz bu lezzet ahengini. Ben açıklamalar kısmına hangi malzemeyi ne kadar kullandığımı sizler için belirteceğim. Son olarak sizler için tadım yapıyorum ve inceliğini göstermek istiyorum. Oldukça inceydi. Daha da ince açabilirsiniz. İçi de oldukça güzel pişmişti. Geri kalan kısmını da buzdolabı kabına yerleştirdikten sonra sizlere veda etmek istiyorum. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.